o size bahsettiğim pilavı hazırlamak istiyorum. Çünkü onu da böyle güzelce demlenmesini istiyorum. O zaman şehriyeli bulgur pilavının malzemeleri gelsin. Ben buzluktan tabii ki kemik suyumu çıkarttım. Bu bulgur pilavında bolca soğan, 1-2 diş sarımsak, tel şehriye ve bulgur var. Hep söylüyorum, programlarda ben iri taneli bulgur kullanıyorum. Çok da hoşuma gidiyor açıkçası. Siz de ondan kullanabilirsiniz. Peki ilk aşamamız ne olacak? Tabii ki soğanları soteleyeceğim. Aynı şekilde sarımsağı, adım adım şehriye ve bulgur. Arzu edenler ilk olarak şehriyeyi biraz kavurup yakabilirler. Ama ben ikisini bu pilavın içinde aynı renkte seviyorum. O sebeple arka arkaya şöyle 1-2 dakika soteleyeceğim. O kadar, çok renk değiştirmeyeceğim. Bunun bütün sırrı tüm yemeklerde ve pilavlarda olduğu gibi suyundan geliyor, unutmayın. İri taneli bulgur pilavı kesinlikle daha çok su çeker. Bir de bulgurun böyle biraz ıslak ıslak olması gerekir. Hani normal pirinç pilavı gibi böyle dökülmesi değil de hafif birbirine tutunuyor olması gerekir. İşte o yüzden de bir tık fazla su koyacağım. Bütün ölçüler ekrana yansıyor. YouTube Gülşahçe Lezzetler'den de hepsine ulaşabilirsiniz. Instagram için gulshahcen.com.tr'den tabii ki tüm sorularınızı sorabilirsiniz. Çünkü bütün ölçüler orada birebir var. Ben birazcık burada göz kararı çalışıyorum. Yine döküm bir pilav tenceresi kullanıyorum. Kapağını aldım. Ocağın altını açıyorum. Neden önce açıyorduk? Bunu ben hep söylüyorum ama siz de sürekli soruyorsunuz. Bunun sebebi şuydu. Döküm, tencere, tava ne kullanıyorsanız geç ısınır, geç soğur. Dolayısıyla pişmeden bir tık önce altını kapatacağım ve malzemeleri koymadan önce altını açıyorum ki ısınsın. O zaman ilk aşamamız nedir? Hemen soğanlarımı yemeklik doğruyorum. Bakın bu boy gayet iyi. Aynen böyle doğrayın. Zaten su da vereceğimiz için pilava minicik olacaklar. Unutmayın, salça, domates rendesi hiçbir şey koymuyoruz. Sadece bol lezzetli kemik suyu ve bol soğan. Bu arada bana Instagram üzerinden sormuşlar. Her yemeğe soğan koyuyorsun niye falan. Soğansız, sarımsaksız bence yemek olmaz. Ben bilmiyorum, hani siz biliyor musunuz? Bilemedim ama özellikle zeytinyağlılar, bulgur pilavı kesinlikle bol miktarda soğan olmalı. Lezzeti oradan geliyor, soğan ve sarımsaktan. Şimdi benim soğanlarım hazır. Bakıyorum gayet güzel. Önce zeytinyağını ilave ediyorum. Biraz da yağlı olması gerekiyor. Bugün kalori düşünmüyoruz. Çünkü evde ızgara keyfi yapıyoruz. İçine tabii ki tereyağı ekleyeceğim. Neden yapıyordum bunu? Hem tereyağı yanmasın, hem soğana böyle kremamsı bir dokunuş versin diye. Bunu da ekledik. Şöyle bir karıştıralım. Ben soğanları atmak için tereyağın erimesini beklemiyorum. Hemen şöyle gönderiyorum. Bu arada unutmayın, döküm tencere ve tavaların sapları da ısınır. O yüzden ya bir mutfak havlusu, ya fırın eldiveni ya da koruyucu aparat kullanın. Bunlar burada yavaş yavaş pembeleşecekler. Ben hemen 2 diş sarımsağımı da sarımsak eziciden geçireceğim. Peki sizce ben bunun olmasını, soğanların ölmesini bekler miyim? Kesinlikle hayır. O zaman hadi. Buranın soğanları da oldu sayılır. Ben hemen tuzlarımı eklemek istiyorum. Yine tadına bakacağız pilavın. Siz de mutlaka bakın. Çünkü pilava sonradan tuz ekleyemezsiniz. Şimdi içine önce şehriyemi ekliyorum. Bakın aynen şu şekilde bir şehriyenizi kavurun. Şehriyem kavrulurken şimdi bunun hemen bulgurlarını ekliyorum. Şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Bakın bol soğanlı böyle soğanlar belli olacak. Tam böyle hani tavacı restoranlar vardır ya, işte orada bu bulgur pilavını verirler. İçinde salça, domates rendesi olmaz. Bol soğan, sarımsak ve kemik suyu. Şimdi sıra kemik suyunda. Su eklerken hem bulguru
Hem şehriyeleri düşünmeniz gerekiyor. Şöyle bir karıştıracağım. Unutmayın, biraz ıslak ıslak olacak. Ve bunu kapatıyorum. Bakın şu an kaynıyor. Kapatacağım ve altını kısacağım. Bu burada kendi halinde pişti. Sıra geldi. Şöyle size bir pilavımı da göstereyim mi? Bakın aynen böyle olacak işte. Suyunu çektikten sonra bunları anne usulü bir şekilde arasına temiz mutfak havlusu koyup dinlendireceğim. 1-2 dakikaya bu hazır. Size küçük bir taktik daha göstereyim kapak elimdeyken. Suyunu çekmek üzereyken şöyle bir lokmacık alın. Sertliğini bir kontrol edin. Ona göre tekrar su ekleyin. Mesela benimki bana bir tık diri geldi. Çünkü ıslak ıslak bir pilav istiyorum. Ben su ekleyeceğim arkadan. Burada benim 5 bardak kemik suyum hazırdı. Kalanından biraz daha ekliyorum. Bu bulgurun markasına, cinsine göre değişir. Bilginiz olsun. Aynen benim yaptığım yöntemi yapın. Suyumu ekledim, kapağını kapattım. Bakın bulgurum bütün suyunu çekti. Bu kremamsı dokunuşu istiyorum. Ocağın altını kapattım. Eski usul bunu hemen arkaya alacağım ve içine temiz bir mutfak havlusu yerleştireceğim, o kadar. Ne demiştim? Anne usulü arasına temiz bir mutfak havlusu koyacağım diye. Bakın aynen böyle yumuşak, hafif yapışkan ve ıslak görünmesi gerekiyor. Şöyle bir karıştıralım. Bir nevi keşkeyi andırıyor diyebiliriz. Üzerine kesinlikle biraz da maydanoz ekledim. Bak bakalım Baran nasıl görünüyor. Şimdi hızlıca